Merhaba değerli sanatseverler, kanala hoş geldiniz. Ben Yeliz. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir ve umarım gününüz harika geçiyordur. İnanılmaz sıcak bir Ankara gününden bugün sizlere harika bir video hazırladım. Hazırlayacağım inşallah daha doğrusu. Bugün sizlerle romantizm sanat akımından bahsedeceğiz. Öyleyse hemen başlayalım. Şimdi öncelikle romantizm sanat akımı nasıl ortaya çıktı? Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz toplumdaki bütün gelişmeler, siyasi, ekonomik, işte ne bileyim her türlü gelişme aklınıza gelebilecek hepsi sanatı etkiliyor ve sanat akımlarını etkiliyor. Çünkü sanatçılar bunları kendine dert edinir. Ya da kendisinden bir önceki akıma tepki olarak çıkar sanat akımları. O dönemlerde yani 17. 18. yüzyıllarda, 19. yüzyıllarda neler oluyordu Avrupa'da? Aslında Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu gibi çok değerli filozoflar, düşünürler toplumdaki ön yargılara, zorbalığa, ilerlemeye ve monarşiye, adaletsizliğe karşı savaş açıyorlar ve bu fikirlerini gerek edebiyat ürünleriyle gerek dile getirerek sözlü olarak ortaya koyuyorlardı. Bu düşünceler elbette halkta oldukça yankı uyandırdı ve benimsendi. Ve bütün dünyanın aslında kaderini belirleyecek bir olay gerçekleşti. Fransız İhtilali, bir diğer adıyla Fransız Devrimi, halkın isyanıyla, halkın artık karşı duruşuyla, direnişiyle ortaya çıktı. Bu olay o kadar önemli ki sadece Fransa'yı değil, biliyorsunuz bütün dünyayı etkiledi ve bütün ülkeler bundan etkilenerek ileride küçük küçük bağımsızlıklarını ilan ettiler ve dünyanın kaderi değişti diyebiliriz. Küçük bir kıvılcım her yere yayıldı ki bizim Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz de aslında bu gelişmelerden etkilenerek direnen ve bağımsızlığına kavuşan bir devlet diyebiliriz. Ve 18. yüzyıl bu gelişmelerin ışığında aydınlanma çağı olarak kabul edildi. Şimdi toplumsal ve siyasi hayattan sanat etkileniyor demiştim az önce. Tabii ki etkilendi her zaman olduğu gibi ve romantizm akımı ortaya çıktı 19. yüzyılda. Ancak baktığımız zaman ilk temellerinin 17. yüzyıl Fransız İhtilali ile atıldığını söyleyebiliriz. Şimdi en son sizinle 17. yüzyılda Barok döneminde kalmıştık biliyorsunuz. Ve kilise ile kraliyetin ortaklaşa bir kampanya başlattığı ve gücü ele geçirmeye çalıştığını söylemiştim. Gene hala insanlara türlü türlü baskılar uyguluyorlardı. Baroğun benzeri barok sanatını anlatmıştım. Tabii ki oldukça abartılı surat ifadeleri, tiyatral yüzler olduğunu söylemiştim. Rokoko denen bir tarz var. Bu da gene baroğun benzeri ve devam niteliğinde çok daha abartılı, çok daha süslü bir üslup olduğunu, tarz olduğunu, akım olduğunu söyleyebiliriz. Ve bu Barok ve Rokoko'ya karşı olarak bir tepki olarak 18. yüzyılda klasizm denen bir sanat akımı ortaya çıkıyor. Burada diyorlar ki bu abartıya, süslülüğe artık bir son verelim ve biz tekrar klasik olana, eski geleneksel olan sanat akımlarımıza geri dönelim. Yani bunu ta antik Yunan'a, Roma dönemine kadar uzandırıyorlar ve daha akılcı, daha aslında sağduyulu resimler ortaya koyduklarını görüyoruz. Ve 18. yüzyıldaki klasizm akımına da tabii tepki olarak ortaya 19. yüzyılda Fransız İhtilali'nin ve o Avrupa'da yaşanan olayların neticesinde romantizm sanat akımı çıkıyor. Fransız İhtilali ile aslında insana verilen değer artmaya başlıyor. İnsanların özgürlük anlayışı değişiyor. Bireye verilen değer artmaya başlıyor. Tabii ki bu durumlar sanata da yansıyor ve sanatçının aslında kendini özgürce ifade edebilmesi gerektiğini savunan bir akım. Çok çağdaş bir akım, romantizm sanat akımı. Ve diyorlar ki insanların duyguları oldukça değerli, insanların düşünceleri oldukça değerli, insanların hayal dünyaları, düşlemleri, düş güçleri çok değerli. Bunlar sanata yansımalı. Sanatçı özgürce kendini ifade ederek duygularını, düşüncelerini eserlerine aktarmalı. Ve bu dönemdeki romantik sanatçılar daha önceki sanat akımlarına tepki oldukları için onların aksine
kurallara, ölçülere, formları sınırlayan işte çizgilere, çerçevelere, her şeye karşı çıkıyorlar ve bunlardan kurtulma isteği içerisindeler aslında ve çok da güzel bir şey yapıyorlar. Yeni bir şey deniyorlar, farklı bir şey yapıyorlar ve sanatı ileriye doğru götürüyorlar. Aslında tam anlamıyla o Rönesans'ın ruhunda başlayan özgürleşme burada can buluyor diyebiliriz, gerçekleşiyor diyebiliriz. Ve toplumun her kesiminden insana eserlerde yer verilmeye başlıyor. Bu da insana verilen değeri aslında gösteriyor. Eskiden biliyorsunuz hep soylular, asiller, işte kraliyet, hep bunların resmi yapılıyordu. Sıradan insanlara eserlerde yer dahi verilmiyordu. Artık yer verilmeye başlanıyor. Konusuna baktığımızda resimlerin duygular, din, tabiat konulu resimler olduğunu daha çok görüyoruz. Ve iyi kötü, hayal gerçek gibi bazı zıt kavramlar resimlerde kullanılıyor. Bu karşıtlıkların resmi daha etkili kıldığını düşünüyorlar. Her zaman karşıtlıklar, zıtlıklar, kontrastlar sanatta etkilidir. Bunu fark ediyorlar. Bu yüzden seçilen karakterler ya çok iyi ya çok kötü olabiliyor romantizm sanat akımında. Şimdi bu sanat akımının önemli sanatçılarından bahsedeceğim. Tabii çok fazla isim var ama ben bunlardan 3 tanesine özellikle değinmek istiyorum. Tabii ki ilk akla gelen isim Francisco Goya. İspanyol sanatçı gerçekten dönemine ait çok değerli bilgiler veriyor resimlerine baktığımızda. Ama kendi iç dünyasına ait de çok değerli bilgiler veriyor. Çünkü çok gerçekten karamsar bir tarzı var. Çok böyle olumsuz aslında duyguların eserlerine yansıdığını görüyoruz. Bunun sebebi de elbette ki sanatçının geçirdiği ağır hastalıklar, bu hastalıkların ruh dünyasına etkisi. Bunlar tabii ki eserlerine, duygusal dünyasına yansıdığı için eserlerine de elbette ki yansıyor. Olumsuz bir hayattan ne yazık ki birazcık karamsar eserler çıkıyor ama çok da etkileyici, çok çarpıcı, çok güzel olduğunu söylemeliyiz eserlerin. Şimdi 3 Mayıs 1808 adlı resminden bahsedeceğim. Fransızların Madrid'i işgali sırasında Napolyon'un ordularına direnen İspanyollar anısına yapılan bir resim bu. Gerçekten resme baktığınızda savaşın çirkin ve acı yüzünü gözler önüne serdiğini açıkça görüyoruz ve çok çarpıcı bir resim ve gerçekten bir başyapıt diyebiliriz. Özellikle ana figürün o yüzündeki ifade o acıyı gerçekten çarpıcı bir şekilde gözler önüne seriyor. Gene bir diğer resmi, çarpıcı resmi, Çocuklarını Yiyen Satürn adlı eseri. Goya'nın evinin duvarına dekorasyon amacıyla yaptığı 14 tablodan oluşan kara resimler olarak adlandırılan duvar resmi serisinin bir parçası diyelim. Konusunu mitolojiden alıyor bu eser. Evet, inanılmaz dehşet duygusu. Yani o Satürn figürünün gözlerine baktığınızda zaten o dehşeti, korkuyu, negatif duyguları birebir içinize çekiyorsunuz, size yansıyor. Ve cadı ayini gene Goya'nın bu kara resimler serisinin bir diğeri. Resimde şiddet, yıldırma, ölüm gibi temalar, duygular işleniyor. Söylemiştim zaten genel olarak Goya'nın tarzını. Goya için ayrı bir video yapmayı düşünüyorum gerçekten çünkü çok değerli bir isim. Çok gene şahsına münhasır bir isim. Peki Goya niye böyle kara resimler yaptı duvarlarına evinin? Niye böyle bir şey yapar bir insan diyorsanız elbette ki bu resmi yaptığında kendisi 75 yaşındaydı. İnanılmaz derecede yalnızdı. Zihinsel ve fiziksel, psikolojik bazı rahatsızlıkları vardı ve sanatçının duyguları, düş gücü resimlerine bu şekilde yansıdı. Tam olarak cevap bu aslında. Bir diğer önemli romantizm dönemi sanatçısı Eugène Delacroix. Bu ismin en önemli resmini halka yol gösteren özgürlüğü sizlere bahsederek tanıtmak istiyorum. Fransız İhtilali'nin bir sembolü sayılıyor bu resim. Yani Fransız İhtilali, Fransız Devrim dediğimizde aklımıza birçoğumuzun bu resim gelir. Çünkü gerçekten o devrimin resmen can bulmuş hali gibidir. Bayrak tutan özellikle o kadın figürü gerçekten semboliktir. Ve bu resim böyle çok tarihe damga vurmuş bir olayı
anımsatması anlamında gerçekten son derece değerli bir başyapıttır. Bunu da söylemek istiyorum. Ve bir diğer romantizm dönemi sanatçısı William Turner. William Turner aslında manzara resimleri yapıyor. Goya birazcık karamsardı. İşte Eugene Delacroix'in resimlerinde o coşkuyu, işte o zaferi, azmi gördük. Yani bahsettiğim resminde. William Turner'da duygusallığı tam olarak daha böyle olumlu, pozitif yönleriyle yaşatıyor bize diyebiliriz. Manzara resimleri yapıyor. Sulu boya ile başlıyor resim çalışmalarına. Ancak o kadar başarılı ki sulu boyada, yağlı boyaya neredeyse benzer sonuçlar elde ediyor ve gerçekten oldukça etkileyici işler ortaya çıkarıyor. Köle Gemisi adlı eseri, gene Kar Fırtınası, Denizdeki Balıkçılar ve daha birçok eserleri var. Kendisine ışık tekniklerini çok iyi kullandığı için ışığın ressamı da deniyor. Başka söyleyebileceğim, ya bu arada William Turner bence, bilmiyorum, bu tamamen benim bir fikrim ama Karayip Korsanları'nda biliyorsunuz Orlando Bloom'un canlandırdığı Will Turner karakteri vardı. Bu isme isim babalığı yapmış olabilir diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten Karayip Korsanları da hep denizlerde geçiyordu, işte gemiler, korsanlar vesaire. William Turner'ın da hep buna benzer resimlerinin olması belki isim benzerliğidir, bilmiyorum ama buradan da bu sanatçıdan esinlenmiş olabilirler diye bana düşündürdü açıkçası. Bu dönemin daha birçok sanatçısı var. Aslına bakarsanız William Blake, Theodore Gericault, Thomas Cole, Francesco Hayez gibi. Bunların belki eserlerine küçük küçük Reels'larda yer veririm. Lütfen takip edin. Şimdilik ben romantizm sanat akımını genel hatlarıyla anlattığımı düşünüyorum ve bugünlük bu kadar benden diyorum. Elbette ki kitap önerisinde bulunacağım bu hafta sizlere. İvan İliç'in Ölümü, Leo Tolstoy'un bu çok değerli eserini tavsiye etmek istiyorum. Aslında bu kitap Vanitas konusu vardı videolarım arasında, bakarsanız ona çok paralel bir konu işleyen bir kitap. Ölüm üzerine, ölümün insanlar üzerindeki etkilerine, onlara neler düşündürdüğüne, aslında ölümün kaçınılmaz bir son olduğuna, bunlardan bahsediyor bir hikaye içerisinde. Vanitas konusuna daha uygundu ama bu haftaya denk geldi bu kitap. Şimdi bunun içerisinden iki tane cümle okuyacağım sadece sizlere, çok hoşuma giden. Şöyle diyor: yakın bir tanıdığın ölmüş olması her zamanki gibi haberi duyanların hepsinde şu kayıtsız duyguyu uyandırmıştı. Ölen o, ben değilim. O öldü ama ben hayattayım. Genellikle insanlarda ölüm haberi alındığındaki verilen tepkinin bu olduğundan bahsediyor kitap. Ancak şöyle de bir cümle var, hemen oraya da bir gelmek istiyorum. Bulabilirsem inşallah. Evet, şöyle de bir cümle var kitabın içerisinden. 3 günlük korkunç bir acı ve ölüm, bu her an benim de başıma gelebilir. Evet, bence bu ikinci cümle çok daha çarpıcı ve bence o öldü, ben hayattayım, benim başıma gelmez düşüncesi yerine 3 günlük dünya her zaman benim de başıma gelebilir mantığının çok daha farkındalık yaratan bir cümle olduğunu düşünüyorum. Bunu da böylesine paylaşmak istedim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Desteklemek isterseniz kanala abone olabilirsiniz. Videolarımı beğenip bir sonraki videolarda, akımlarda görüşmek üzere. Görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Umutla kalın, sevgiyle kalın, sanatla kalın ve hoşça kalın.